İman ettik demekle yakanızın bırakılıvereceğini mi sanıyorsunuz? Sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin başınıza gelmeden cennete girdirilivereceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Evet, bizim iman ettik dediğimiz kitabı okuyup anlamamız gerekiyor. Bilmediğimiz şeye nasıl iman edebiliriz ki? İşte o zaman birileri din diye bize bir takım hurafeleri ezberletiyor. İşte bir takım FETÖ gibi yapılar çıkıyor. İnsanlar peşine takılıp nereye gittiklerini bile bilmiyorlar. Müslümanlar günde 40 defa Fatiha okurlar. Bugün çok ilginç bir çizgi film yapmışlar, onu izledim. Abdest alırken büyük bir caminin avlusundaki Müslümanlar, bir turist geliyor. Ne okunuyor diyor, işte Kur'an'dan ayetler okunuyor. Peki o ayetlerde ne diyor, çok güzel bir ses diyor, çok ruhani bir ses, etkilendim diyor. Orada verilmek istenen mesaj ne diyor? Orada bulunan hiçbiri Fatiha'nın manasını söyleyemiyor. Böyle Müslümanlık olmaz. Allah'ın dini, yeri, göğü, ölümü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din karıyla koca arasındaki ihtilafı bile çözmüyor. Gelin kaynana arasındaki ihtilafı çözmüyor. Hayır, bizim yeniden Müslüman olmaktan başka çaremiz yok. Yeniden iman edeceğiz. Allah'ın kitabında bildirdiği gibi, peygamberin bize öğrettiği gibi, örneklediği gibi, yaşadığı gibi. Bugün bir derneğin, çok meşhur, tanınmış bir derneğin bir kongre hazırlığı içinde olduğunu öğrendim. Oradaki gündem maddelerinden bir tanesi ruh sağlığı. Biliyorsunuz ruh hastalıkları hastanesi de var İstanbul'da. Oysa ruh hiç hasta olmaz. Allah'tan bir nefadır ve mahiyetini bile bilemeyiz. Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Bu can değil, bu nefs değil, ruh. Allah'tan bir nefha. Ama birileri, evet akademisyenler, o bilim adamı dediğimiz, belki de bilin adamları ruh sağlığından söz ediyorlar. Ruh hastalığından söz ediyorlar. Oysa ruh hasta olmaz. Bizim yeniden İslam'ı anlarken yaşadığımız zamana ve mekana da şahitlik etmemiz gerekiyor. Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmamız gerekiyor. Asrın idrakine söyletmemiz gerekiyor İslam'ı. Binlerce yıl önce yaşamış İslam ya da gelecekte yaşayacak İslam değil. Bizim bugün yaşadığımız hayatta nasıl Müslümanca yaşayacağımızı yeniden akletmemiz gerekiyor, fıkh etmemiz gerekiyor. Çünkü biz bugün yaşıyoruz ve bugün imtihan oluyoruz. Geçmişin bilgi birikimi ve geleceğin umuduyla bugünümüzü yeniden tanımlamak zorundayız. Ama üniversiteler bunu öğretmiyorlar. Okullardaki din dersleri, hayır, alamet-i farikalarını kaybetmiş, ahlak bile değil o. Bir geleneği anlatıyorlar bize. Onun için benim 65 yayınlanmış kitabımdan bir tanesinin adı "Bu din benim dinim değil." Biz yeniden Allah'ın dinine dönmek zorundayız. Orada yere dair, göğe dair, bize dair çok şey bulacaksınız. Yeryüzünde adalet, barış ve hürriyet için oradan çok güçlü kaynaklar bulabiliriz kendimize. Bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var. Eğer onun rızasının tecellisinin vesilesi olacak olursak, kuyudaki Yusuf'u Mısır'a sultan eden Allah bizi yeryüzünün varisi kılmak istiyor. Bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak, mazlumlara yardım etmek istiyor. Yoksa başkalarının sahip olduğu imkanları ele geçirmek için ya da başımızı örtüp sakal bırakıp seremoniler, ritüeller, ikonalara indirgenmiş bir dinle cennete ulaşacağımızı zannediyorsak, bu şeytanın bize söylediği bir yalandan başka bir şey değil. Sakın şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Sizi, bizi, hepimizi.